İsmail Küçükkaya, kare bir daha düşün. Hayat insana o şansı çoğu kere vermez. Başınıza geleni çekersiniz. Yaptığınız tercihin olumlu, olumsuz sonucuna katlanırsınız. Aldığınız kararın nimetini, külfetini yaşarsınız. Hayat budur. Geri dönüşü yoktur. Siyaset de böyledir. Bir oy kullandınız, bir tercihte bulundunuz, beş yıl toplum olarak bunun sonucuna katlanırsınız. Nimeti de paylaşırsınız, külfeti de. Fakat şimdi ikinci şansınız var. Hayatta da siyasette de çok nadir olan bir durum. İşte size ikinci şans. Bir daha düşünün. 14 Mayıs'ta bir karar verdik. Gecesinde bir tablo oluştu. 5 yıl bu şekilde yönetileceğiz. 5 yıl daha. Fakat bunun için %50 artı 1 lazımdı, o olmadı. Şimdi iki aday bir kez daha yarışacak. İkisinden hangisi daha çok oy alırsa 5 yıl o yönetecek partili cumhurbaşkanlığı mı, parlamenter sistem mi? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hüdapar mecliste, yeniden refah mecliste. Onların içinde olduğu Cumhur İttifakı mı, Babacanlı, Davutoğlu, Akşener, Saadetli ve DP'li Millet İttifakı mı? Yani ikinci tur deneyimi yaşayacağız. İlk kez. Tablo pazar akşamı netleşti. Eğer 2028'e kadar bu şekilde yönetilmek istiyorsanız Erdoğan'a iki hafta sonra bir kez daha oy vereceksiniz veya değişim istiyorsanız Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceksiniz. Kararınızı gözden geçirin ve mührü buna göre kullanın. Sinan Oğan ve Muharrem İnce için oy kullanan 3 milyon yurttaş çok kritik önemde. Türkiye'nin geleceği onların elinde. Bir de gençler. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorlar? İşte buna karar verecekler. Daha fazla genç oy kullanmalı. Bir de geçersiz oy kullananlar. Her bir oy altın değerinde. 1 milyon 36 bin yurttaş geçersiz oy kullandı. Ülkenin geleceğinde hangi yönetim modeli geçerli olsun diyorlarsa ona göre oy kullanacaklar. 1 milyon oy çöpe atılır mı? Şimdi önümüzde 2 hafta var. Herkes düşünsün, kararını gözden geçirsin ve 28 Mayıs'ta vatandaşlık görevini yerine getirsin. Şansları eşit görüyorum. Kim daha akıllı davranırsa, kim daha iyi strateji uygularsa, kim kriz yönetimini iyi yürütürse, kim vatandaşı motive edebilirse o kazanır. İlk kez ikinci tur deneyimi yaşayacağız. Ben heyecanlıyım. Olabilecekleri görüyorum. İş benim bu gördüğümü liderler görüyor mu, görmüyor mu? Mesele budur.